Savunma, hava savunması, siz eğer bir İHA, SİHA, uçak ne kullanıyorsanız, eğer bir piyade tüfeği bile işin şeklini değiştirir. Sizin uçuracağınız uçağın menzili, atacağı bombanın, füzenin menzili buna göre değişmek zorunda kalır. Bu da şunu gösteriyor aslında. Bu sefer hava savunma sistemi alıyor bir taraf, onunla donanıyor. Siz ona karşı tedbirler üretmek durumundasınız ya da satın almak durumundasınız. Bu da savaşın bir dipsiz kuyu olduğunu, kazananın olmayacağını gösteriyor böyle bir yerde. Ne yapacak şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri? O savunma sistemini bertaraf edecek silahlar satın almak zorunda kalacak veya üretmek zorunda kalacak. Sonra onlara karşı başka bir sistem karşı tarafta olacak. Bu sefer bu böyle sonu olmayan, galibinin de olmayacağı buradan belli olan bir savaş zaten. Asıl problemimiz bizim bu dipsiz kuyuyu görmemiz. Bunun galibinin olamayacağını görmemiz lazım. Bu konuda barış isteyen tarafın, Kürtlerin barış istediğini çok iyi biliyoruz. Bu Nevroz meydanlarına da yansıyan bir milyonlarca insanın ana talebidir barış. Bir tek tarafın barış istemesiyle de barış olmuyor. Türkiye'de bu savaşın bütün olumsuzlukların temelini teşkil ettiğinin kavranması gerekiyor ki barış olsun. Bu da sadece Kürtlerin barış istemesiyle olacak bir iş değil. Bu nedenle batıdaki insana, Türklere, o yüzden hatta Kürt sorunu değil de Türk sorunu demekte fayda var. Türklerin bu savaşın sonucunda kendilerinin de zarar gördüğünü, bütün ekonomik sıkıntılar dahil olmak üzere savaştan kaynaklandığını görmesi lazım. Maalesef muhalefet, iktidara karşı olanlar dahi bununla ilgili değiller. Her konuda iktidarı eleştirip onun yanlış yaptığını söyleyen muhalefet sanki bir tek bu konuda doğru yapıyormuş gibi bu güvenlikçi, savaşçı, yayılmacı politikaların arkasında duruyor. Temel sorunumuz bu. Şöyle bir söz de var. Şimdi tabii yeniden bir savaş hazırlıkları gözleniyor. Asıl problemimiz o. Yani seçimlerde, seçimlerden sonra diye şimdi söyleniyor. Eskiden hep son 2015'ten bu yana savaş bu hamaseti kullanmak isteyen iktidarın en kuvvetli argümanıydı seçimlerde de. Ama şimdi seçimlerden önce bu işe bir yeni bir saldırıyla, yeni bir operasyonla seçimlerde bu rüzgarı arkasını almak gibi bir şeye yeltenmemesinin kökeninde de bunun yavaş yavaş görülmeye başlandığı var. Yani batıdaki insan da artık bundan bıktı. Yani oradan bir tehdit yok, oradan bize bir saldırı yok. Ama o 1984 George Orwell'ın filmindeki gibi sürekli bir düşman var. Ve orada güvenlikli bölge yaratmak isteyen bir devlet varmış gibi algılanıyor. Oysa hiçbir sınır güvenli değildir eğer ardında barış imzaladığınız bir dost ülke yoksa. Siz bunu 20 kilometreydi daha önce söylenilen güney sınırımızdan 20 kilometre bir güvenli alan yaratacağız diye. Şimdi 70 kilometreden söz ediliyor. 170 kilometreye de çıkarsanız o sınırı korumak gibi bir şeyiniz var, probleminiz var. Oysa güvenli sınır, sınırın ötesindekiyle kurduğunuz barıştır aslında. Ne silahlar, ne gece görüş kameraları, ne radarlar, ne F-16'lar, F-35'ler hiçbir şey güvenliği sağlamaya yetmez. İşte Gazze'de örneğini görüyoruz veya Vietnam'da Amerika'yı düşünürsek orada da o dünyanın en büyük ordusu büyük yığınaklar yaparak Vietnam'da tutunabildi mi? Çünkü o toprakların bir sahibi var. Ama buradan çıkartılacak şey şu, Vietnam Savaşı'nı sadece oradaki Vietnamlıların savaşı durdurmadı. Amerika'da savaşa karşı büyük bir mücadele başladı. Asıl savaşı durduran
barış isteyen Amerikalıların iradesiydi. Şimdi de bizde de bunu sağlayacak şey, onun için başta özellikle en son söyleyeceğim şeyi başta söyledim. Aslında bizde de barışı getirecek şey, savaşın kötülüğünü, savaşın kendilerine getirdiği yükü, zararı gören Batı insanı, kendi devletine, kendi iktidarına bu yönde baskı yaptığı zaman, bu iradeyi ortaya koyduğu zaman, bu ülkeye barış ve huzur ancak o zaman gelecek.